Hoş geldiniz arkadaşlar. İkinci kaplama dersiyle devam ediyoruz. P'ye basıp perspektife hemen geçtikten sonra materyal editörümüzü yeniden açalım. Şimdi burada yapacağımız kaplamamız yatağın üstündeki örtümüz. Hemen şöyle yanaşıyorum. Yaklaşma işleminden sonra tıklayalım. Şuradaki hemen halı kaplamamızı, kilim kaplamamızı alıyorum, kopyalıyorum. Bunun için yatak örtü diyorum. Sonrasında difüz kanalından hemen değiştirelim. Yine falof vereceğim. Dolayısıyla hiç bozmuyorum. Bakıyorum hangisini alabilirim. Masa üstüne geçelim. Texture içerisinden fabric. Bir bakalım buradaki kaplamalarımıza. Evet, burada gayet güzel kaplamalarımız mevcut. Bunlardan birini alacağım. Şöyle koyu renkler olsun istiyorum. Şu olabilir. Şunlardan birini bir alalım. Yatağın üstü için hemen atayalım. Bakın F4'e basıp görebilirsiniz. Yatağın üst bölümü için. UVWMap verelim hemen buna. Box diyorum. Bitmap fit. Kaplama buydu sanırım. Şimdi bu kaplamayı önce bir kopyalayalım. Buradan bir çıkartalım. Ctrl C. Hatta şöyle yapalım. Bakın. Texture içerisindeki masa üstüne dönüyorum. Fabriğe gelelim. Bu bölümdeki şu kaplamalarımın hepsini kopyalıyorum. Eğitim seti klasörü içerisine atalım. Size de lazım olur başka şeylerde arkadaşlar. Şimdi masa üstüne dönelim tekrardan. İç mekan eğitim setimiz. Hemen buradan bu kaplamayı verebiliriz. Bir bakalım nasıl bir şeymiş. Güzel. Bunu verdikten sonra renk olarak şöyle kahverengi tonlarına tarzı bir şey çekiyorum arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz. İkinci bölüme de yine fabrik materyali atayabiliriz. Bunun için biraz daha açık rengini atayabilirim. Şu örneğin şunu atayabilirim. Hemen yukarı çıkalım. Bu şekilde kalsın. Şimdi bundan sonra hemen şu bölümden 1000 diyorum. Hatta daha da küçültebiliriz. 500 yapalım bakalım nasıl bir görüntü oluyor. Güzel. 500 fazla da gelebilir. Daha doğrusu. Hemen şimdi M'ye basalım tekrardan. Yukarı çıkartıyorum. Yukarı çıkartmadan sonra yastık diyorum buna. Şu bölüme girelim. Hemen clear deyip temizleyelim. Renk olarak beyaz tonlarında renklere çekiyorum bakın kaplamamızı. Yukarı çıkalım. Bu arada diğer kaplamamıza bir bakalım. Bump'ına biz ne atadık? Alttaki yatak örtüsüne. Haldan geldiği için bump ve displace duracak. Bir kere şu displace'i kaldırıyorum. 100 yapalım tekrardan değerini. Şu bump'ı ise 1 olarak ya da 2 olarak 1 olarak kalsın. Daha fazlasına gerek yok. Hatta temizlesek nasıl olacak? Şunu kapatalım. Leather bump'ı bulalım hemen. Örneğin 100 yapalım. Etkisini görüyorsunuz. 2 yapalım. 1. 1 olarak kalsın. Çok önemli değil. Şimdi bu işlemden sonra şu yastık bölümüne tekrar dönüyorum. Tabii buradakilerini silelim hemen. Yukarı çıkalım. Şimdi yastıklarımızı atayacağım arkadaşlar. İlk olarak şu 2 yastığımıza, 3 yastığımıza atayalım beyaz rengi. Tabii niye beyaz görünüyor? Buradaki difüz ana rengimiz de tam beyaz değil. Okey. Arkadaki iki yastığımızı değiştirebiliriz. Kahverengi yapabiliriz ya da onları da beyaz yapabiliriz. Beyaz olarak kalsınlar bakalım. Aynı işlemi şu alttaki yatağımız için de yapıyorum. Şimdi yukarı geçelim. Standart. V-Ray materyal. Difüz kanalından bitmap.
Deri oluşturacağım arkadaşlar. Deri için şu deri materyalini kullanabilirim ama bunu koltukta kullanacağım. Koltukta kullanmayı düşünüyorum. Dolayısıyla deri için şöyle bir şey de yapabiliriz. İlla bir kaplama atamamıza gerek yok. Renk de verebiliriz. Renk olarak kahverengi şöyle koyu kahverengi hatta siyaha yakın veyahut şöyle bir şey yapalım. Belki değiştirebiliriz. Reflection bölümüne bitmap yansımaları kontrol edeceğimiz deri bump ladder veriyorum. Şöyle bir görün. Yukarı çıkıyorum. Aynısını Reflection Glossiness bölümüne atıyorum. Şuradan bakabilirsiniz. Aşağı inelim Maps bölümünden. Aynısını nereye atacağım? Bump kısmına. Evet, böyle bir görüntü ortaya çıktı. Şimdi bizim burada yapacağımız işlem yansımaları kontrol edebilmemiz için biraz daha kısıyorum. Değer olarak. Mesela 10 gibi bir değer. Yukarı çıkıyorum. Şu kaplama değerinin 32 yapalım. Bu arada çoğu kaplamanın değerini hep düşük tuttuk. Yükseltelim. 32 olsun. 16 olsun. Şuradaki kaplamamız 32. Hemen yukarı çıkalım. Evet, bunda da 32 olması lazım. Şunu da 16 yapalım. Üzerinde herhangi bir yansıma vesaire yok zaten. Şu tarz bir kaplama yaptık. Nereye atacağız? Şu alt bölüme. Ups, yanlış oldu. Doğru kaplama bu. Şuradan görebilirsiniz bump'ın durumunu. Burada yapacağımız işlem bump'ı ayarlamak olacak. Yoksa geniş geniş görüntüler, büyük büyük görüntüler oluşacak. Bitmap fit'ten hemen bump'a göre ayarlayacağım bu sefer. Bump'ı arıyorum burada. Şimdi bakın burada hemen değerimizi düşürelim. 800. Daha da düşürebiliriz. 500. Ya da 200 diyorum hatta. Gayet yoğun bir değer oldu. Gayet güzel de oldu. Böyle kalsın. Renk olarak bu şekilde görünmeyecek arkadaşlar. Buna takılmayın. Renk olarak görünecek renk buradaki kahverengi tarzında olan rengimiz. Tabii bunu biraz daha gerçekten kahverengiye benzetebiliriz. Örneğin şöyle. Uyumlu olması açısından biraz yatakla. Gri tonlar da yapabiliriz. Bu bize kalmış. Hemen yatak deri diyorum. Üste geçelim. Koltuk. Difuz kanalını hemen bitmap'ten buradaki deri materyalimizi atadım. Şuradan görebilirsiniz. Koltuğumuza tıklıyorum. Atama işlemini yaptım. Göster dersem o deriyi göreceğim arkadaşlar. Bakın gayet güzel. Bu şekilde kalsın. Koltuğun iç kısmındaki düğmeler çok önemli değil. Yapmıyorum onları. Hemen alt tarafa geçelim. Bu arada koltuğun kalitesi 32. Standart V-Ray materyal. Şimdi burada şöyle gri tonlarında bir renk veriyorum. Reflection'ı arttırıyorum. Şöyle 232 gibi değer verdim. Arka fonu görelim. 0,9 diyelim. Gibi bir değer verdim. Bunu ne için verdim? Şuradaki koltuğumuzun alt bölümü için. Metal materyali için. 32 yapalım. Hatta 16 diyelim. Evet, başka metal olacak yerler neresi var? Mesela şu var. Bunu da hemen atıyorum. Şu kaplamamızı şöyle kopyalıyorum. Yastık kaplamasını. Koltuk 2 diyorum buna da. Neden böyle bir şey yaptım? Şunu sarı tonlara çekiyorum. Bu da çok sarı oldu. Şöyle hafif bir sarılık istiyorum. Difüz kanalına aynı kaplamayı verebiliriz. Çok koyu oldu.
Evet, okey diyorum. Şu bölüm için. Şimdi burası için böyle bir şey yaptık. Bump kısmına geçelim. Bitmap. Leather bump. Gerçekten bu deri kaplaması bayağı bir işimize yaradı. Şaka maka. 200, 200, 200. Tabii böyle bir bump vermeyeceğiz. 30 çok yüksek bir değer. Koltuk böyle olmaz. Şöyle 1 gibi ya da 2 gibi. Çok hafif bir daha iyi. Bir değer vereceğiz. Yeterli. Hemen üste geçelim. Perde diyelim buna da. Perde kaplaması oluşturalım. V-Ray materyal. Diffuse kanala ne yapacağım? Renk vereceğim. Neden renk veriyorum? Şöyle beyaz tonları da bir renk. Refraction bölümüne arkadaşlar. Şöyle açalım. Refraction bölümüne, kırılmaları kontrol ettiğimiz bölüme falloff vereceğim. Böylelikle ışığın perdeden geçmesini sağlayabileceğim arkadaşlar. Bu da şu anki amacım bu. Yani ışığın arka tarafa koyacağımız ışığın perdeden geçmesini sağlamak ve içerinin aydınlanmasını sağlamak doğal bir etkiyle. Şimdi şöyle renk verelim. Bakın rengi siyah ve beyaz bunun geçirgenlerinin kontrolü. Bunları değiştirerek nasıl bir etki elde ettiğimizi görebiliyorsunuz. Bakın alt tarafı siyah yaptım. Şimdi böyle ne oldu? Kenarları daha az geçirgen, orta daha fazla geçirgen. Kaplamanın tipine ve şeye göre, objeye göre. Dolayısıyla orta bölümlerden giren ışık daha fazla olacak. Niye? Kenar kısımlar zaten pencerenin kenar bölümlerine geliyor. O mantıkla düşünebilirsiniz rahatlıkla. Fresnel olarak ayarlayabilirsiniz veya perpendicular kalsın. Şu bölümden mix curve'leriyle oynayabilirsiniz. Yeterli olur herhalde. Biraz daha şöyle yapalım. Yukarı çıkalım. Şurayı 16 yapalım. EOR değerine 2 girelim. 2,6 girsek. Bakalım 2'de nasıl bir etki elde edeceğiz. Şu an biraz kafamdan verdim tamamen. Tam beyaz olmasa da şöyle gri tonlarında bir renk verdim. F4'e basalım. Perdeyi seçiyor muyuz? Kontrol tuşuyla seçelim. Ve perdeye kaplamayı atayalım. Aynı zamanda V-Ray materyale tıklayıp bu iki boyutlu objeler olduğu için perdeler bir plane'den ya da bir shape'den oluşturduğumuz için arkadaşlar tek yönlü. Dolayısıyla two-sided atayarak bunu düzeltebiliyoruz. Tamamdır. Üste geçelim. Standart V-Ray materyal. Şöyle yine beyaz tonlarında bir renk. Kahverengi de verebiliriz. Aslında gider buraya diye düşünüyorum. Tabii yine her zaman olduğu gibi herkesin kendi zevki. Şurayı seçiyorum. PVC oluşturacağımız yere şöyle biraz yansıma verdim. Fresnel Reflection'ı açtım. Plastik tarzı materyallerde. Biraz da Reflection Glossiness 0,8. Tamamdır. Aslında biraz daha azaltabiliriz. 0,6. Çok fazla olmasın. 16 verdim. Orası da bitti. Bu arada şu bölümümüzde hata olmasın da. Tamamdır. Şimdi bir bakalım. Dipnot şunu şuraya da atıyorum. Bakın. Bitmap fit. Hemen ya da 400, 400, 400 bir değer verelim. Böyle kalsın. Şu an iyi. Bu arada biz buna atadık mı? Evet, atadık. Bunları da yaptık. Şimdi şu masamıza gelelim.
Şunu kopyalıyorum masa için. Masa diyorum buna da. Çalışma masası. Difuz kanalından hemen kaplamamızı değiştireceğiz. Bakıyorum, istediğim tarzda bir kaplama yok. Yine nereye başvuracağım? Kendi kaplamalarım içerisine. Bilgisayarımda ayarlamadığım kaplamalar. Buradan WOOD'a bakalım. Şunu alabiliriz. Güzel görünüyor. Ctrl C yaptım. Ve Ctrl V. Şu an kontrol tuşuyla hepsini seçiyorum. Atıyorum. Şu alt taraftaki bölüme de atayabiliriz. Şu bölüme. Sanırım atanmayan yer kalmadı. UVWMAP'e gerek var mı? Zaten daha önce atadığım var ama bunun dışına gerek yok. Şu üst tarafı için şunları hemen atayalım. Şuradaki UVWMAP'imizi alacağım. Şu bölümde yer alanı. Copy. Hemen üst tarafa yapıştıracağım. Paste. Yeterli. Şuradaki süs eşyamız için standart V-Ray materyal. Renk olarak şöyle bir renk seçiyorum. Reflection'dan da yine aynı şekilde copy. Reflection'a da bu şekilde bir renk veriyorum. Şöyle bir renk. Metal şey altın tarzında diyebileceğimiz. Tam benzetemesek de. Biraz daha açık bir kaplama olabilir. Yansımaları da. Tamamdır. Şu ara bölümlerimize ise Ctrl tuşuyla seçelim. Ne yapabiliriz? Bu bölümlere şu kaplamayı atasak nasıl duracak? Hiçbir fikrim yok. Standart beyaz kaplama atayabiliriz. Ta en başta oluşturduğumuz tavan için. Veyahut şöyle standart V-Ray materyal. Koyu renklerde bir şey atayabiliriz. Şimdi şu bölüme gelelim. Standart V-Ray materyal değil, V-Ray Light materyal. Bunu nereye atayacağım? Buradaki ES ışıklarımıza, tavandaki aydınlatmalara. T'ye basıp tap ekranına geçelim. F3'e basalım. Bakın burada ışıklarımız. Şimdi atayacağım bölümler şu iç kısımlar. Atadım. Kontrol tuşuyla seçiyorum. Bunları atadım. Hemen şu alt tarafa geçelim. Şunu atamadık. Tamamdır. Bakın şurada bir tane var. F3'e bastım. P'ye basıp perspektife geçtim. Bir bakalım tavandan atamadığımız var mı? Sanırım yok. Bu arada Shift F yaparak save frame'i kapatabiliriz. Evet, gayet güzel. M'ye basalım. Şuradaki metal materyalini kopyalıyorum. Koltuk, ayak diyelim.
Şuraya hemen aldım. Tavan ES diyelim. Bu bölümü arayacağım. Yine T'ye basıp tab ekranına geçiyorum. Bu sefer atayacağım bölüm çerçevesi. Sıradan gidelim. Kontrol tuşuyla seçiyorum. O bölümleri sonra da seçeriz. Atadım. Onlar bitti. Bu ikisini atadık. Bu arada şurada var mı? Şu yok, koltuğumuzun alt kısmı. Sağ tıklayalım. Hide Selection. Unhide al yapalım tekrardan. Tamamdır. Perspektif. Shaded. Kaplama atanmayan nereler var? Lambalarımız. Hemen lambalar için standart V-Ray materyal. Renk olarak şöyle koyu bir renk. Turkuazın en koyu hali. Copy, paste diyorum. Değer olarak şöyle 16, hatta evet 16'yı verelim. Atıyorum. Şimdi bakın iç kısımlar farklı. Neden farklı? Çünkü iç kısımlara farklı sarı tonlarında bir V-Ray Light materyal atamayı düşünüyorum. Hemen V-Ray Light materyalin üzerine geldim. Yet materyalle yeni bir V-Ray Light materyal oluşturdum. Işık şöyle SS diye ekledim. Atayalım. Değer olarak düşürelim. Renk olarak sarının tonlarında bir renk verelim. Şöyle biraz daha düşürelim. Okey, bir versek. Emin değilim nasıl duracağına. Fakat kötü durursa ışıklandırmada ve final render'da o bölümleri değiştirebiliriz. F3. Perspektife geçelim tekrar. Seçiyorum ve atıyorum. C'ye basalım. Shift F. Şöyle bir bakalım atamadığımız yer var mı? Yatak bölümümüzü yaptık. Bu bölümleri yaptık. Tavanı yaptık. Şuradaki kaplamalarımızı vesaire yaptık. Yani şu an için bir eklenecek bir şey yok gibi görünüyor. Kaplama açısından söylüyorum. Buraları da yaptık. Şu bölümlerde atanmamış kaplamamız var mı? Şu arka tarafa bakalım. Buraya şu kaplamanın aynısını verebiliriz. UVW map. Şuradaki UVW map aldıktan sonra yapıştıralım. Tamam sanırım. Şu bölüm için ise koyu metal tarzı bir şey olabilir ya da direkt şunu atayabiliriz. Şimdilik o kalsın. Çok mühim değil açıkçası. Evet. Kamerayı kapatalım şöyle. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kaplamaları tamamen yaptık. Bir sonraki derste şu bölümümüze
buradaki kütüphanemize ve şuradaki yere birkaç tane model daha ekleyeceğiz ve onların kaplamalarını ekleyeceğiz. Model olarak bu bölümlere kitap ekleyeceğiz. Şu bölümlere komple kitap dolduracağız. Buraya da birkaç tane kitap yerleştireceğiz bu bölümlere. Ayrıca arşiv3d.net sitesinden hemen açayım göstereyim. Birkaç tane model bakacağız. Ne olabilir bunlar? Sta tü diyelim. Bakın şöyle ufak heykelcikler diyebiliriz. İşte süs eşyaları tarzı şeyler ekleyip onun da kaplamasını atadıktan sonra ışıklandırmaya geçeceğiz. Sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.